Şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi bazı fırsatçıların da ortaya çıkmasına neden oldu. Garaja gelip bilet bulamayan yolcuların peşine düşen korsanlar 2 ya da 3 katı fiyat bedelleriyle yolcu taşımaya başladı. Bu boşluktan yararlanarak buraya geldiler. 4 kişi, 5 kişi alan, 7 kişi alan, 8 kişi alan arabası olan aldı götürdü. Fahiş fiyatlar bundan ortaya çıktı zaten. Bizimle bir ilgisi yok. Bakanlık bize ne fiyat veriyorsa biz onu taşımak zorundayız. Çünkü bizim bilgisayarlarımız direkt Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı. Bizim kestiğimiz fiyatları görüyor. Söylüyorlar yani 200 liralık yola 400 liralık. Biz değil onlar. Korsan taşımacılık. Onu kontrol eden merci yok. Biz kontrol eden merci var. Sağlık Bakanlığı'nın elemanları var. Trafik Şube Müdürlüğümüz var. Emniyetimiz var. Bizi kontrol edebiliyor. Herhangi bir aksaklıkta stop diyor. Çıkamazsın. 38 derece ateşin mi var? Bu araba gidemez kaptanlarda. Ama onları kontrol eden var mı yok mu onu bilmiyorum. Onlar korsan adı üstünde. Ama bunların sigortası var mı? Koltuk sigortası var mı? Bunlar hiç belli değil. Onun için Allah korusun bir kaza olduğunda kimse hakkını arar mı aramaz mı? Onu bilemiyorum. Varsa alır yoksa bitti. Fatura yok. Vergisini ödemiyor. Vergi ödemiyor. Bilet kesmiyor. Maliye bileti yok. Mali faturası yok. Doğru mu? Bir de ufacık arabaya 8 kişi koyuyorlar. İzin kağıtlarıyla birlikte otogardan içinden, otogarın dışından alıp götürüyorlar. Mesela İzmir'den Van'a 1000 liraya yolcu taşıyan dolmuşçular oldu. Servisçiler oldu. Bir de tek şoför gittiler. Herhangi bir trafik kontrolü yok. Herhangi bir takometre yok. Hiçbir şey yok. Bütün korsan olarak gittiler. Normalde İzmir Van arası kaç lira? Normalde İzmir Van arası 250 lira. Şu anda taban fiyat uygulamasıyla Ulaştırma Bakanımız bir açıklama yaptı. Yaklaşık olarak 400 lira civarı bir şey olur. Araç gönderebiliriz. Riskli bölgelere araçlarımız firmalar kullanılır. En yakın bölge size Zonguldak Ankara olabilir ama Ankara'dan da araç bulabileceğimizi zannetmiyorum. Ankara işine yarıyor. Evet. Mesafe uzun. Benim acilen Zonguldak'a gitmem gerekiyordu. Bir cenaze işimiz vardı. Ben firmalara geldim ama araç yoktu hiçbir firmada. Ben de açıkçası vazgeçmiştim ama herhalde beni bir takip eden biri oldu. Bana nereye gideceğini sordu. Ben de Zonguldak'a gideceğimi söyledim. O da hani biz 7 kişilik araçlarla kaldırıyoruz dedi Zonguldak'a ama yani normaldeki bilet fiyatından 2-3 kat fazlaydı. Mesela, ne kadar istediler sizden? Mesela bana 500 lira fiyat çekti Zonguldak için. Akşam belli bir yerde 8'de buluşuyoruz dedi. Hani bilgilerini verir misin dedi. Açıkçası ben fiyat çok geldiği için hani daha sonra görüşürüz dedim. Şu anda telefonla konuşmam lazım dedim. Ama kişi hani 7 kişilik sınırlamalarla biz kaldırıyoruz dedi minibüsle. Hani herhangi bir sağlık sorunu da yok dedi. Ama tabii fiyat çok yüksek geldiği için ben mecburen vazgeçtim. Yani. Bazı firmalar buna dikkat ediyorlar. Dediğim gibi mağduriyeti olan yolcuları da otogarın dışından üst limitin de üstüne çıkarak kendi belirlediği rakamlarla seferler düzenliyorlar. Valla şu anda biz sosyal medya aracılığıyla veya yanımıza gelen yolculara bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Yani bunların sağlıklı olmadığını, Allah korusun yolda bir kaza durumunda karşılarında en ufak bir muhatap bile bulamayacaklarını, resmi işlerden uzak durmalarını, ellerinde bir bilet olmasını, yani kurumsal firmalarla yolculuk etmeleri gerektiğinin bilgisini devamlı veriyoruz. Tabii çok çaresiz durumda kalan yolcular bu riski de göze alıyorlar ve bu yolculukları yapıyorlar. Biz buna şahit olduk.